Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Türk'ün Rondino parçasını çalışacağız. Şimdi başlamadan önce parçamızın nesine bakalım. İlk önce parçamız 2 dörtlük. Bunu gördük. Parçamız bir de si bemol almış. Arkadaşlar. Si bemol almış parçanın tonu fa majör ya da re minördür. Fa majör mü re minör mü, bunu parçanın gidişatından da çözebiliriz. Başlangıç sesi ve bitiş sesine bakarak da çözebiliriz. Fa ile başlamış, fa la ile, yani fa majör etkisi var. Parça şurada bitiyor, fa fa. Evet, bu parça fa majör bir parça. Şimdi parçaya dikkat ettiğimizde ilk önce sol anahtarıyla başlangıç yapmış. Sol elde. Daha sonra şöyle gelmiş. Şuraya ben işaretliyorum. Bu tarz yerleri işaretlemekte fayda var. Fa anahtarına. Mesela sol anahtarı olanı kırmızı işaretleyelim. Şurada tekrar fa anahtarı. Tekrar sol anahtarına geçiş yapmış. Şöyle bakıyoruz. Evet. Burada tekrar fa anahtarına dönmüş. Tekrar arkadaşlar. Şurada decouple fine yazıyor. Bu ne demek? Başa dön. Fine yazan yerde bitir demek. Şuraya işaretleyelim. Burada da dönerken tekrar uyarı vermiş. Sol anahtarına geçip tekrar parçanın başını sol anahtarıyla yapacağız demek. Yine dediğim gibi parçanın daha önceki videolarda bahsetmiştim. En küçük ritme parçayı bir bölelim. Bakalım en küçük ritim burada 8'lik ritim. Ne demiştik? Bu bir vuruşluk nota. Biz buna 1V diyoruz. Yani V'yi kendi içinde alıyor. Vururken ve kaldırırken elimizi ritmik olarak. Bu eşitti 2 tane 8 diye. Bu da vururken ve kaldırırken diğer notayı söylüyorduk. Yani burası da 1V oluyordu. Bu şekilde düşündüğümüzde mesela bakın 1V, 2V. 1V, 2V derken mesela fa, do, fa, do. Şu şekilde çalabiliriz. Bakın burayı çalıyorum. Fa, do, fa, do. Yani 1V, 2V. Sonra 1 ve 2 ve diye parça gidiyor. O sırada sağ el 1 ve 2 ve'yi kendi içinde yapıyor arkadaşlar. Buradan görüyoruz. Yani nasıl? 1 ve 2 ve sol elde ona eşlik ettiği zaman kombinasyon tamamlanmış oluyor. Şimdi ben sağ eli şuraya kadar bir çalayım. 1, 2, 3, 4. 4 ölçümüzü bir ayıralım. Bir görelim. Buradan takip edebilirsiniz notadan. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve. Daha sonra sol elde, pardon sağ elde do'ya 4 geçiyoruz, kaldırıp elimizi. Do do si la. La, sol, re, fa, fa, mi, re, do. Evet. Burayı çalıyorum. Do, do, si, la, la, sol, re, fa, fa, mi, re, do. Sonra tekrar bakın. Elim la'da 5 duruyor. Şurada 5. Sonra tekrar 3'e gelmesini istiyor. Yani başlangıç pozisyonuna. Ondan sonra devam ediyor. Burası da aynı arkadaşlar. Şuraya baktığımızda do, do, si, la. Burayla aynı. La, sol, re, fa yerine la, sol, fa, mi, fa yapıp şurada bir bitiriş yapmış. Şimdi sol eli bir görelim. Sol eli çalıyorum şimdi. Birinci ölçüden başlayıp fa anahtarı gelen kısma kadar sol eli çalıyorum. Bunlara 1 ve 2 ve diyebiliriz. 1 ve 2 ve 1 ve. Kivemiz susa denk geliyor. Şurada yazalım. Bura 1 ve sol elin kivesi susa denk geliyor ama sağ elde yine kivede ezgi var, devam ediyor. Şimdi iki elle birlikte yavaşça arkadaşlar buraya kadar çalıyorum. Buradan alıp birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satırın şu kısmına kadar yavaşça çalıyorum. Bakın.
bir vuruşluk notayı 2 sekizliğe bölüyorum. Yani dörtlük nota 2 sekizliğe bölünüyor. Bu şekilde çalmak daha kolay oluyor. Yani matematik hesabı düşündüğümüzde. Pozisyonum bu şekilde. Orta do buraydı. Do, re, mi, fa, sol, la. Fa'mız da burada. Başlıyorum. Kaldırdım do'ya 4. Şimdi sol eli açacağım, bakın. Açtım. Kaldırdım. Sol eldeki susu yaptım. Devam ediyorum. Duralım. Bakın burada da fa anahtarına geçmiş. Fa do, fa do'yu bir oktav aşağıdan yapacak aynı şekilde. Şuradan alıyorum. La, sol, re, fa'dan. Buradan elim nasıl fa anahtarına geçiyor onu görelim. Bakın kaldırdım. Şimdi la'ya 3 geldi. Arkadaşlar bayağı bir basa indi. Sol, do, fa, fa, si, do, fa. Şuradan alıyorum. Tam buradan, do, do'dan. Burada da bir geçiş hareketi var. Bakın. Geçirdim. 3 getirdim. Bir daha yapıyorum. Minik. Yani şunu yapmıyorum. Böyle kaldırmıyorum. Daha sonra bura bittikten sonra elim şu pozisyona geliyor. Bakın. En son buradaydı. Fa, burada fa. Bir sonraki sole fa sol, bir sonraki sole. Bu da buradaki si bemole geliyor. Onu nereden anlıyoruz? Bakın sol anahtarı. Sol'e sol anahtarı olmuş. O yüzden burası artık si notası yani si bemol. Şimdi şuradan alıp fa'dan sus deyip buraya geçeceğim. Nasıl geçtiğimi görün. Sus. Evet. Burada sağ elimizi önce geçirip ardından sol elimizi geçirebiliriz. Çünkü şurada başlıyor ezgi. Sol elin ezgisi. Burayı çalıyorum arkadaşlar. Bir dinleyelim. Tam şurayı çalıyorum. Sol, mi, re, do, fa, do, la, do, do, re, la, do, si. Evet, şuralarda bağ sonlarında küçük bir cümle sonu yapıyoruz. Nefes alıyor gibi. Bunlar önemli bizim için. Mesela şurada, fa, sol, sol, şurada. Değil mi? Bunlar önemli. Müziğe canlılık katıyor, yani hayat katıyor. Şimdi tekrar alıyorum. Sol mi. Bu sefer sol elle birlikte yapıyorum. Elimi böyle bastım. Bakın. Sonra bir geliyor. Düzelttim. Evet, bir daha yapıyorum. Burada elimi şöyle yapmak yerine hafif şöyle yapıyorum. Şuradaki la'yı hazırlıyorum. Bir daha göstereyim. Si, la, fa. Bakın. 2, 1, 3. Si, la, fa. Evet, alıyorum. Bağ sonu. Yumuşak. Şimdi sol el yumuşak. Bir bitiş etkisi veriyoruz. Burada önce sağ el veriyor, sonra sol el veriyor. Buradan alıyorum. Şimdi buradan devam edeceğim. Neredeyse ezgi aynı. Şurada bir değişiklik var. Şuradan alıyorum. Tam dördüncü satır, üçüncü ölçüde. Sol yumuşadı. Geldim buraya. Fa anahtarı. Sus. Ne yaptım? Buradan decapo fine diyordu. Döndüm başa. Buradaki fine'da parçayı bitirmiş oldum. Şimdi baştan sona bir kere çalıyorum. Dönüşümü de yapıp parçayı bitiriyorum.
Evet. Kaldırdım. Sol eli açıyorum. Şimdi fa anahtarına geçti. Soler. Evet arkadaşlar, şurada bir hata yaptım ama ne yaptım? Hata deyip durmadım çünkü baştan sona çalıp bitireceğim dedim. Oradaki hatayı görmezden gelip devam ettim. Yani özellikle işte bir konser olur, dinleti olur ya da sınav olur. Parçalarımızı çalarken yani mutlaka hepimiz heyecanlanır, hata yaparız. Önemli olan yani hatayı bir şekilde izleyici ya da öğretmen tamam tespit eder. Kendiniz de zaten o an hata yaptığınızı görüyorsunuzdur ama önemli olan şey devam ettirmek parçayı. Hani hata yaptım, hadi ben orayı düzelteyim. Mesela şurada bir hata daha yapayım. Bakın şuradan alıyorum, şurada hata yapacağım. Şu hareketi yapmayalım bakın. Mesela hata yaptım ama devam etmeye çalışıyorum. Şöyle yapmayalım. İşte hata yaptım, bir daha düzelteyim. Yok, böyleydi. Bunları yapmayalım. Aldık, hata da yapsam. Bakın yine hata yapacağım. Hata yaptım ama bir şekilde devam ediyorum. Evet, çalışmalarımızın sergilenmesini bu şekilde yapalım. Tabii sergi için söylüyorum bunu ama çalışırken sürekli hata yapıyorsanız eğer belirli yerlerde, o zaman bütün parçayı bırakıp örnek veriyorum, bura hatalıysa ya da şu kısım hatalıysa sadece buraya bol bol çalışmak gerekiyor. Ya da işte kendinize göre şura hatalıysa buraya çalışacaksınız. Yani hep baştan sona baştan sona değil, hatalı olduğunuz yeri çalışmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu parçayı bu şekilde bitirmiş olduk. Videoyu bol bol izleyip parçayı analiz edip bol bol çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum herkese. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.